Merhaba arkadaşlar. Benim menfez gazı devam ediyor yine. Ben de sizin bazı bu sorularınıza cevap vereceğim burada. Kerim Arslan kardeşimiz diyor ki, makinenin iniş çıkışlarda bomb pozisyonları nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz diyor. Şimdi Kerim kardeşim, bunu uygulamalı olarak göstermem lazım. Öyle bir iniş çıkış olduğu zaman inşallah, geçen oldu öyle bir yerden indim çıktım ama öbür menfezde çok dik bir yerde, ama çekme imkanım olmadı, çok kalabalıktı. Şimdi birisine de orada tut beni çek demem olmuyor, o yüzden çekim yapamadım ama en kısa zamanda bunun videosunu yapacağım. Şimdi burada anlatarak olmaz, onu uygulamalı yapmak lazım. Mustafa Aydın kardeşimiz de diyor ki, bir operatör bana tesviyeyi nasıl öğrenirsen öyle gider dedi diyor. Mustafa kardeşim, böyle bir şey yok. Çünkü niye? Bu iş zamanla kendini geliştirdiğin bir iş. Her işte de aynıdır da, bu işte de öyle. Şimdi bir insanın ilk makineye bindiği zamanla aradan 10-15 yıl geçmiş zaman aynı olabilir mi? Yani böyle bir saçmalık var mı? İnsan zamanla, pratikle geliştirir bunu. Ben de bilmiyordum tesviye nedir, kod nedir bilmiyorduk başladığımızda kardeşim. Bunları yavaş yavaş öğrendik. Benim şu an hala tesviyede tam düzgün gidemiyorum mesela. Böyle bir kod verdiğin zaman kod da alıp gidemiyorum. Hatalar yapıyoruz, yükseliyoruz, gittikçe yükseliyoruz veya derinleşiyoruz. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir nasıl alışırsan öyle gidersin diye bir şey yok. Bu insan bunu zamanla pratik yapa yapa geliştirir. Bir yaparsın, ne yaptığına bakarsın, yükselerek mi gidiyorsun, nerede hata yapmışsın. İnsan bunu kendini geliştirerek gider. Yani böyle bir sefer yaptım, böyle nasıl oldu, hep böyle gidecek diye bir şey yok. Bu iş kendini geliştirme işi. Musa Akbal kardeşim de kırıcıyla kovanın saati değişir mi? Musa, aslında eskiden kırıcı çok değerliydi. Bir de şundan çok korkulurdu. Kırıcı makineye çok zarar veriyor diye hatta kırıcı bile takılmak istemezdi. Çok zoraki kalınmazsa, mecburi kalınmazsa kırıcı takılması istenmezdi. Makineye zarar veriyor diye. O yüzden kırıcı normalinden 1,5 katı falan, mesela şu anda 200 liraysa bu makinenin saati 300 liraya falan çalışırdı kırıcı. Halbuki kırıcıda da düşük gazda çalışırsın biraz. Yakıtı daha azdır kırıcının. Düzgün çalışırsan. Bir de boşluklarını tam verirsen açılarını kırıcıyı kullanırken, kırıcı makineye de zarar vermez yani. Öyle tamam titretiyor, şey yapıyor ama eski makinelerde, şimdiki makinelerin her yönü güzel, amortismanı güzel. O yüzden yani zarar verecek bir durumu da yok. Kuyu kablin diyor aynı yine Musa kardeşim. Makineyi yorar mı? İlla ki yorar arkadaşlar. Niye? Adam şimdi ölçüyor, makineye bir standart koyuyor, belli bir bomb koyuyor. Bundan sonrası diyor makineni tartar, işte zorlaştırır hareketlerini, gücünü düşürür diyor. Bu kuyu kablini de taktığın zaman illa ki yani makine bomb uzuyor, güçten düşer. Yani Musa sana şöyle söyleyeyim mesela. Bir kovayı yere tırnakları tak, kendini çekmeye çalış, makineyi böyle asıl. Bir de kırıcının ucunu tak. Bak aradaki farkı göreceksin. Kırıcı da makine zayıf düşer. Niye? Kırıcı uzun olduğu için, kovadan uzun olduğu için onda bile hareketler düşer yani. Şeyi düşer, makinenin gücü düşer ki uzadığı için. Kuyu kablinde koyduğun zaman artı bir ek. Bir de bu bomu uzattığı zaman kısa mesafede atıyorum 200 kilo olan malzeme, bomu uzattığın zaman orada 1 tonmuş gibi olur makineye. Elinde mesela 5 kiloluk bir malzemeyi al, yanındayken rahat tutarsan ama elini uzattığı zaman o 5 kiloyla bir mesafeyi havada taşımak ne kadar zorlaşır. Bu mantıkla gittiğin zaman kuyu kablin makineyi illaki yorar yani. Yormaz diyen de benim fikrim sallar derim yani, mutlaka yorar, mutlaka yorar yani, mantığı var bu işin. Musa kardeşim diyor ki, tırla giderken tellere falan takıldığı zaman, elektrik tellerine falan koptuğu zaman sorulur mu, kime ait diyor. Aynen kendimize ait Musa kardeşim. Niye? Tel olması gerekenden alçak da olsa bile hiç kesinlikle bir şeyi kurtuluşun yok. O sana ait. Bunları yaşadık daha önce. Başımıza geldi. Köprüler var. Lobet'in içinde makinenin geçmediği köprüler var. Adamlar belli bir standardı var. Bundan aşağı yapamazlar ama var. Öyle makinenin geçemediği köprüler var. Oluyor yani. Bunları yaşadık. Hatta sana şöyle söyleyeyim bu konuyla ilgili. Tek sıra park edilmesi gereken yerde adamlar ikinci sıra aracı park etmişti. Ben tırla geçerken makine üstünde, metre hareketli.
sıfırı sıfırına kurtarıyor. Şeyi geçemedim. Ama arkam trafik doldu. Millet korna çalıyor, şey yapıyor falan filan. Yürümek zorundayım. Çok milimetrik bir aracı çizdim. O ikinci sırayı park eden vatandaşın arabasının çok milimetrik bir şekilde köşesine değdi. Birazcık boyasını kaldırdı, stop lambası çatladı. Trafik polisinin dediği olay ne biliyor musun? Yürümeyeceksin kardeşim diyor. Bekleyeceksin o araç oradan kalkana kadar. Diyorum ki trafik tıkandı kardeşim arkamda. Herkes korna çalıyor, şey yapıyor. Olsun diyor. Beklesinler diyor. Yürümeyeceksin diyor o araç oradan kalkana kadar. Yani hatalı park etmiş adama suçu bulmuyor. Bizim orada yürümemize suçu buluyor. Yani tel işi de aynı şekilde. Burada ne yaparsan yap, her şekilde suçlu duruma düşersin. En basit, senin her şeyini bulur. Mesela en basitinden yol belgesi isterler. Biz de bunu hiçbirimizde olmayacağı için şehir içinde falan taşıdığımız zaman, hatta şehir dışına çıktığımız bile almıyoruz yani, bunu malum. Ek bir maliyet olduğu için. Her şekilde senin açığını bulurlar, her şekilde haksız çıkarsın. Havuz lobetmeyi düz mü diyor. Aslında yıllarca bana havuz güzel geliyor gibiydi. Havuzlarda makine lastik seviyesinden biraz daha aşağıda oluyor. Ama düzde de lastik ebatı küçük olduğu için bir şey fark etmiyor. Yani şimdi o ben illa dorsa şöyle olsaydı demiyorum. Şimdi bu lobetimiz de güzel. Bu galiba sizde de aynısı var bunun. Özellikleri güzel arkadaşlar. En azından körüklü. Bastığı zaman, körükleri indirmeye verdiği zaman bayağı 20 santim iniyor arkası. Bir de teker üstünden atlama derdi yok. Düz lobetlerde. Direkt yürüyüp gittiğim için ben buna çok daha rahat biniyorum yani. Bilmiyorum, bu bana daha sanki düz lobet daha güzelmiş gibi geldi. Ama tabii bu fikir meselesi. Şimdi herkesin ayrı ayrı fikirleri var. Biz şuna güzel desek olmaz. Niye? Herkesin kullanım açısına göre hoşuna giden bir sistemi vardır. Havuza alışmıştır adam yıllarca. Havuzu seviyordur. Şimdi biz şu iyi bu değil desek yanlış olur. Ama ben şu anki lobetten de memnunum. Yani en azından teknik özellikleri yönünde binmesi inmesi çok rahat oluyor. Bir de paletin arasında dolan çamur toprak makineye zararı olur mu diyor. Mutlaka olur Musa kardeşim, çünkü niye? Bilhassa ciğer dişlisinin, o dışarıdaki rim dişlisi, ciğer dişlisinin sırtına çok toprak sardığı zaman oraya sıkışıyor. Paletin gerilmesine sebep olur. Hatta bazı zamanlar böyle yürürken bu toprak çoksa oralarda paletiniz böyle tak diye ses yapar. Gerilip bırakmasından dolayı. Ama tabi her zaman da bunu temizlememiz mümkün değil. Çünkü her an o şeyin içinde çalışıyorsak, sen temizlesen 10 dakika sonra geri sıkışacak. Ama kaba toprak içinde çok dönüş yapıyorsak, sıra bir müsaitse yerimiz, mümkünse yan tarafa bomu bastırıp arkadaşlar, telefon çaldı, video yarıda kesildi. Bir de makinede cam filminin zararı var mı diye sormuş Musa kardeşimiz. Ya arkadaşlar, bu kete çektik, benim niyetim aslında böyle komple değildi de, daha bizim patrona kalsan ön cama bile çektirecekti, engel oldum, görüşü bozar diye. Benim niyetim sadece arka camda, sağ taraftaki camda yarıya kadardı. Bundan niye yaptıracaktım? Yazın güneşi kessin, hem makinenin içi soğuması daha rahat olsun klimayla, hem de her yeri güneş alıp da güneşten yıpranmayı engellemek için, sararmayı, çatlamaları sıcaktan engellesin diye benim niyetim buydu aslında. Komple filmde makineyi boğuyor arkadaşlar. Görüş açısını bozuyor insanın, biraz daha sıkıcı oluyor. Yaparsanız bile çok açık bir numara filmden yapın. Boyu film bozuyor arkadaşlar. Görüntüyü bozuyor. İnsanı bunaltıyor, bir bunaltıcı hava yaratıyor yani. Pek hoş olmuyor. Görüş açısında bozduğu için pek de hoş olmuyor. Yani ben şimdi imkanım olsa bu filmleri şimdi dursun, ama ilerleyen zamanlarda belki sökeceğim bir kısmını.
Arka cam yeterli. Sağ camda da yarıya kadar. Üst taraftan güneşi almasın diye olması bence iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.